Kim bilir ne vakitleri var burada bu tünel. Üsküplü. Şehrin altını üstüne getirmiş. Mahtum! Mahtum! Emredin efendim. Sen benim bu evdeki gözüm kulağımsın. Bir daha böyle bir zafiyetle karşılaşırsam yakarım seni Mahtum Efendi. Bunu böyle bil. Efendim, emrinizi doldurtalım. Hayır. Bu tünel kapanmayacak ve buraya kimse girmeyecek. Adamlara da söyle, tünelle alakalı tek bir laf etmeyecekler. Anladın mı? Vakti geldiğinde işime yarayabilir bu tünel. Fatma'm, bu soğukta dışarıda ne işin var? Hasta olacaksın, geçelim hadi gel. İstemiyorum, iyiyim. Fatma yapma Allah aşkına. Hadi geçelim içeri, hadi. Hayır Zeynep, lütfen burada kalmak istiyorum. Dur, ne yapıyorsun? Fatma, parmağını koparacaksın. Artık nasıl yaşayacağım Zeynep? Ne yapacağım ben? Dök içine. Gerçi hala bir çaresi var. Kumandanla konuşsan. Anlat sana her şeyi, ne olur. Olmaz Zeynep. Ben bu gece bu salonda öldüm. Kalbim buz gibi. İçim üşüyor. Anneyi bu karanlığa çekemem. Sen böyle konuşunca Mehmet'le ilgili umutlarımı yitiriyorum. Sen de harap etme kendini. Pes etme. Bize bu yapılanlar reva mı Zeynep? Bütün umutlarımızı yakıp yıktılar. İkimizi böyle bir başımıza cehenneme attılar. Aşk şimdi çöldeki bir serap gibi. Ben de o serabın peşinde, kum fırtınasındaki ölümü seçtim. Ama unutma Fatma, çöl seraplarıyla olduğu kadar mucizeleriyle de bilinir. Çıkmadık candan umut kesilmez. Biz pes etmeyeceğiz. Yarın yepyeni bir gün olacak. Ah benim güzel kalpli Zeynep'im, ah. Ölümü ne kadar çabuk kabullenirsem o kadar iyi olacak benim için. Şimdi beni yalnız bırak hadi. İzin ver yanında kalayım. Zeynep lütfen, yalnız kalmak istiyorum lütfen Zeynep. Lütfen. Tamam. Ama söz ver. Bir şey olduğunda hemen sesleneceksin. Toprak bent olur sesime. Sesime ulaşmaz ihtiyacım olur.